Yani ilk ortaya çıkış hareketle ilgili. Hareketle ilgili. Aynen. Demin sorduğunuz soruya benim kendimce verdiğim bir cevap vardı. Onu size arz etmek istiyorum. Lütfen. Eğer yanlışsa onu atayım. Beynin ilk ortaya çıkışı organların çoklulaşmasıyla alakalı bir yönetim merkezine ihtiyaç duyuluyor. Ve bu yönetim merkezine ihtiyaç olunca birden fazla yönetilmesi gereken şey var. Böyle zihnimde böyle bir şey oluşmuştu. Buna doğru. Ne dersiniz? Çok doğru. O öne toplanan işte duyu organlarından veri alacaksınız. Merkez oraya topladık ama mesela bizdeki örneğini ele alalım. Bir fırının yanından geçerken işte ekmeğin kokusunu aldığınız anda mideniz asit salgılamaya başlıyor. Şimdi öndeki sistem önde besin gördüğü zaman diğer organlara diyor ki besin gelecek, hazır olun. İşte asit salın vesaire. Şimdi böyle bir kontrol olmasa sizin o besin mideye inene kadar midenin bundan haberi olmayacaktı. Bütün beden için böyle bir orkestra şefi bulunması canlının bir bütün halinde, bir kitle halinde hareket etmesini tabii ki kolaylaştırıyor. Hani belki canlılık tarihinde böyle varyasyonlar da yaratılmıştır. Vücudunun her tarafı farklı bir telden çalan bir canlı da belki oldu ama onların hayatta kalma şansı bizimki gibi tek bir koordinasyon merkezinden yönetilen bir canlıya göre çok daha zayıf olduğu için onlar muhtemelen tarihten silindi. Yani biz böyle bir örnek bugün görmüyoruz. Beyni olan bütün canlılarda beyin en üst kontrol merkezi ama bedenin geri kalanına da bir o kadar bağlı. Ben beyin konuşmaya başlamadan önce, biz şimdi hep beyin beyin diyeceğiz ya bu akşam. Bazen mesela mide uzmanları, bazen efendim ortopedistler, bazen işte diğer organlarla bir şekilde iştigal edenler bize biraz bozulabiliyorlar. Ben hep şunu söylüyorum bir yerinde muhakkak konuşmalarımın. Dışarıda tek başına zıplayarak gezen bir beyin olmadı hiç. Yani bir şey görmeyeceğiz. Bu beden aslında bir bütün. Ama biraz önce çok güzel ifade ettiniz. Yani o bir hiyerarşik bir sistem de var. Özellikle insan, düşünce, akıl, işte bunların kontrolü söz konusu olduğunda biz belli bir kategorizasyonla anlatıyoruz ve bu kategorileştirmenin de en üst seviyesinde mecburen beyin yer alıyor. Ama bedenin diğer kısmı olmasa, kolu bacağı budasak, beynin de çok fazla bir şey yapabileceği, onu da söyleyeyim. Bir bütün halinde düşünmek her zaman yine en güzeli. Bu önemliydi. Evet. Döneceğim.